Selahattin Bey'e teşekkür ediyoruz hocam. Rejideki arkadaşlarımız yardımcı olacaklar zaten. Evet, telefondan sonra görüşürüz. Az bir süremiz kaldı hocam. Yavaşça toparlasak. Evet, toparlayalım. Son Evet, şimdi neyse grip. kortisep. Nedir Nedir hocam kortisep? o? Tırtır mantarı. Tırtır mantarı nerede yetişir? Himalaya dağlarında. Ay. Yani bir, 3500 metrenin üstündeki bölgelerde yetişir. Yani oksijenin az olduğu bölgelerde bir. İki, soğuk yerlerde yetişir. Üç, besin maddesinin, bitkiyi besleyecek besin maddesinin az olduğu yerde yetişir. Yani ne demek? Soğuğa karşı dirençli, oksijensiz ortamda yaşıyor, vitaminsiz ortamda vitaminini buluyor öyle bir bitki. Bu parazit bir bitki. Tırtır mantarı. Çok güzel hocam. Önce böceğin larvasının içine giriyor, onun vitaminini, mineralini, enzimini, proteinini alıyor, emiyor. Orada yaşıyor. Sonra ilkbahara doğru bitkinin köküne böyle kökünü salıyor, onun suyunu emiyor. Akıllı bitki. Bağırsaktaki mantarlara karşı da mantarı mantarla yok ediyoruz. Çok güzel. Bağırsaktaki mantarı bu akıllı mantarla yok ediyoruz. Mantarı mantarla yok etme. Bağırsaktaki zararlı mantarı tırtır mantarından elde edilen kortisep. Antibiyotik. Bu bitkisel antibiyotik. Çin'de 1200 yıldır antibiyotik olarak kullanılıyor. Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da çok yaygın olarak bitkisel antibiyotik olarak kortisep kullanılıyor. Kimyasalın yan tesiri var. Bunun yan faydaları var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İlla ki hasta olunca kullanacaksın değil. Kortisep hasta ol, hasta olma. Çocuk olsun, büyük olsun, küçük olsun. Her yaşta herkes kullanabilir. Hiçbir yan etkisi yok. Akıllı bitki. Yani kortisep, tırtır mantarı akıllı bitki. Yani parazit bitki, akıllı bitki. Başkasının ilini kanını emiyor, temizliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hocam bugün bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum size. Sevgili seyircilerimiz yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.